Genç kadına gelince uyumuyor. Daha doğrusu uyuyamıyor. Sadece uyuma taklidi yapıyordu. Kocası bir süre yanında derin bir uykuya dalıyor. Oysa başka alemlere yelken açıyordu. Dört nala giden dört at, bir haftadır bir daha dönmeyecekleri yepyeni bir ülkeye doğru götürüyordu onu. Gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlardı. Kola kola, konuşa konuşa. İkide bir tepelerden kubbeleriyle, köprüleriyle, gemileriyle, liman ağacı ormanlarıyla, leyleklerin yuva yaptığı sivri sivri çan kuleleriyle çok güzel bir kent görüyorlardı. İri kaldırım taşları yüzünden ağır ağır gidiyorlardı. Yerde kırmızı cepkenli kadınların sunduğu çiçek demetleri vardı. Çanların sesi, katırların kişnişi duyuluyor, gitarların mırıltısı, çeşmelerin gürültüsü geliyordu. Sonra bir akşam bir balık ağlar üzerinde rüzgarda kuruyordu. Yaşamak için orada duruyorlardı. Deniz kıyısında, bir körfez dibinde, bir hurma ağacının gölgesinde. Bununla birlikte canlandırdığı bu alabildiğince geniş gelecekte olağanüstü hiçbir şey belirmiyordu. Hepsi de çok güzel günler. Dalgalar gibi birbirine benziyor. Gelecek sonsuz, uyumlu, mavimsi. Emma ancak sabahleyin güneş ışıkları cama vurduğu, meydanda küçük Justin eczanenin kepenklerini açtığı zaman, işte o zamanlar uyuyabiliyordu. Laurex'un çağırtmış olduğu bir manto gerekecek bana yakında demişti. Büyük bir manto, uzun yakalı, astarlı. Yolculuğa mı çıkıyorsunuz diye sormuştu. Hayır, ama olsun. Size güvenebilirim, değil mi? Acele olacak. Rox yerlere kadar eğildi. Bir de sandık ister. Fazla ağır olmasın. Kullanışlı bir şey. Evet evet, anlıyorum. 92 santim kadar. İşte şimdi böyle yapıyorlar. Bu iş içinde bir iş var diye düşünmüştü. İki sevgili gelecek ay kaçacaklardı. Emma, Ruin'e alışverişe gidiyormuş gibi evden kaçıracaktı. Sevgilisi bu süre içinde pasaportları hazırlamış, yerleri tutmuş olacaktı. Hatta Marsilya'ya kadar bir araba kiralamayı bile düşünüyordu. Bunun için Paris'teki bir dostuna mektup yazmıştı. Marsilya'dan satın aldıkları arabayla da her yolu geçeceklerdi. Bazı hazırlıkları tamamlamak için iki haftalık bir zaman daha istedi. Bir hafta sonra 15 gün daha istedi, sonra da hasta olduğunu söyledi. Daha sonra bir yolculuğa çıktı. Ağustos ayı geçti. Bütün bu gecikmelerden sonra bu iki kişi kesin olarak 4 Eylül'de bir pazartesi günü yapmaya karar verdiler. En sonunda cumartesi, belirlenen tarihin 2 gün öncesi geldi çattı. Rodolf gece her zamankinden daha erken geldi. Evet, çiçekliğin çevresini dolaştılar. Sonra gidip setin yanına, duvarın üstüne oturdular. Üzgünsün, dedi Emma. Hayır, niye için üzüleyim? Rodolf sevgi dolu, bambaşka bir bakışla bakıyordu. Gittiğin için mi, dedi Emma. Sevdiklerini, hayatını bırakıyorsun diye mi? Anlıyorum, ama benim hiçbir şeyim yok yeryüzünde. Sen benim her şeyimsin. Ben de senin için her şey olacağım. Sana yuva olacağım, yurt olacağım. Sana bakacağım, seni seveceğim. Ne kadar hoşsun, dedi Rodolf. Onu kollarına aldı. Emma, koskocaman bir gülümsemeyle, gerçekten mi? Beni seviyor musun? Yemin et bakalım. Seni seviyor muyum, öyle mi? Seni seviyor muyum? Sevmek ne kelime? Sana tapıyorum sevgilim. Yüzyuvarlak, kıpkırmızı ay, yerle bir, çayırın dibinden doğuruyordu. Kendisini yer yer simsiyah, delik bir yerde gibi saklayan kavak dalları arasında çabuk çabuk gösteriyordu. Sonra pırıl pırıl bir beyazlık saçarak boş gökyüzünü anımsattı. Yeryüzünü aydınlattı. Ve o zaman, işte zaman yavaşladı.
Irmağın üstüne büyük bir leke gibi düştü. Leke sayısız yıldızlar meydana getiriyor. Bu gümüş pırıltı dibe kadar ışıklı pullarla kaplı, başsız bir yılan gibi devriliyordu. Bir de koskocaman, koskocaman insanlar. Tatlı gece, çevrelerine tatlı tatlı yayılıyordu. Anılara kımıltısız söğütlerin otlar arasında, kendilerine göre canlandırdıkları bir hayal dünyası yaratmışlardı. Bir kar tanesi. Sen benim her şeyimsin. Ben de senin için her şey olacağım. Sana yuva alacağım, yurt olacağım. Sana bakacağım. Seni seveceğim. Ne kadar tatlı değil mi? Bir insana yuva olmak çok hoş bir şey olmalı. Hadi bakalım. O akşam oyun salonuna girdiğimde dolu iki masa yanından geçip üçüncünün yanında durdum. Elimde birkaç altın tutuyordum ki tam karşımda aniden tuhaf bir sessizlik oldu. Rulet topunun iki numara arasında kararsız kaldığı anlarda her zaman böyle sözcüksüz, gergin bir durgunluk çöker masaya. İşte tam o sırada eklemlerin çıkardığı çatırtı, tıkırtı seslerini duydum. Şaşkınlık içinde masanın karşısına baktım. Sonra daha önce hiç görmediğim, gerçekten korktum. İki el gördüm. Sağ ve sol. İkisi de birbirine hayvani bir inatla sıkıca kenetlenmişti. Bazen birlikte açılıp birlikte kapanıyor, bazen de birbirlerini geriyorlardı. Öyle ki parmak eklemlerinden kırılan fındık gibi çatırtılı kuru sesler geliyordu. Bunlar ender rastlanan güzellikte ellerdi. Sıra dışı uzunlukta, sıra dışı zayıflıkta. Buna rağmen sıkı ve adaletliydi, bembeyazdı. Zarifçe yuvarlatılmış tırnakları birer inci yandırıyordu. Akşam boyunca bu olağanüstü, eşsiz güzellikteki elleri hayranlıkla izledim durdum. Fakat beni ilk başta en çok şaşırtan yanları, tutkuları, bu çılgın tutkuyu yansıtan hareketleri, birbiriyle güreşmeleri ve birbirlerini kavramalıydı. Onları görür görmez duygu serine kapılmış bir insan gördüğümü anlamıştım. Bu ellerin sahibi benliğini parçalamasın diye tutkusunu parmak uçlarına sıkıştırmıştı. İşte o zaman top çarkın üzerinde döndükten sonra tok bir sesle deliğe girdiğinde ve kurpiyere kazanan sayıyı duyurduğunda işte tam o anda bu iki el bir tek kurşunları yere yığılan iki hayvan gibi birbirinden ayrılıverdi. Yere serildi. İkisi birden tükenmişten ziyade tam anlamıyla ölüydü. Yığılırken öyle bezgin, çaresiz ve tükenmiş bir haldeydi ki sanki onun için her şey bitmiş gibiydi. Bunu tarif edecek sözcük bulamıyorum. O ana kadar her adalesinden anlamlı sözlerin ve derisinin gözeneklerinden tutkunun fışkırdığı böylesine güzel konuşan elleri hiç görmemiştim. Daha sonra da hiç görmedim. Bir an her ikisi de yeşil masanın üzerinde karaya vuran deniz anaları gibi yığılıp kaldı. Dümdüz, böyle halde. Sonra ellerden biri, yani sağ el, titredi, geri çekildi, kendi etrafında döndü, salındı ve bir daire çizdi. Parayı ona ısrarla tekrar uzattığımda, bu kez neredeyse sert bir hareketle itti elimi. "Yapmayın, yapmayın," dedi boğuk bir sesle. Bunun hiçbir anlamı yok. O boğuk ses tonunun nasıl da yüreğime işlediğini bilemezsiniz. Fakat bir düşünün. Birkaç adım ötenizde genç, parlak, canlı, nefes alan bir insan duruyor.
Ve eğer elinizden geleni yapmazsanız, bu düşünen, konuşan, nefes alan genç insan birkaç saatlik zaman dilimi içinde bir ceset olacak. Artık öfkeyle, hırsla, onun inadını kırma arzusuyla kapılmıştım. Kolunu sertçe tuttum. Bu kadar saçmalık yeter. Şimdi hemen yukarı çıkıp bir oda tutacaksınız. Ben de yarın sabah erkenden gelip sizi tren garına götüreceğim. Buradan ayrılmalısınız. Yarın evinize dönmelisiniz. Sizin trene binip koltuğa oturduğunuzu görmeden içim rahat etmeyecek. Sırf birkaç yüz ya da 1000 frank kaybettiniz diye bu genç yaşınızda hayatınızdan vazgeçemezsiniz. Bu korkaklıktır. Öfkeden ve acıdan kaynaklanan saçma ve gerici bir isterin nöbetidir. Yarın olunca siz de haklı olduğumu göreceksiniz. Yarın diye tekrarladı gizemli ve kasvetli alaycı bir ses tonuyla bu adam. Yarın. Yarın nerede olacağımı bir bilseniz. Keşke ben de bilsem. Bunu merak ediyordum doğrusu. Hayır, evinize gidin. Benim için endişelenmeyin. Paranızı da boş yere harcamayın. Fakat benim vazgeçmeye niyetim yoktu. Bu iş benim için takıntı olmaya başlamıştı. Zorla elini tuttum ve banknotu avcunun içine bastırdım. Bu parayı alacak ve hemen yukarı çıkacaksınız. Böyle dedikten sonra kararlı bir şekilde kapıya yöneldim ve zile bastım. İşte zile bastım. Görevli birkaç dakika içinde burada olur. İçeri girin ve yatağınıza uzanın. Yarın saat 9'da sizi tren garına götürmek üzere burada bekliyor olacağım. Hiçbir şeyi dert etmeyin. Eve dönebilmeniz için ne gerekiyorsa ben halledeceğim. Fakat şimdi yatağınıza uzanın ve güzel bir uyku çekin. Başka bir şey düşünmeyin. Pekala. En zor kısmı çoktan atlattım. Umarım bana inanırsınız. Sizi temin ederim ki inandığım tüm kutsal değerler, şerefim ve çocuklarım üzerine yemin ederim ki o ana kadar bu yabancıyla herhangi bir ilişki kurma düşüncesi aklımın ucundan dahi geçmemişti. Gerçekten de. Bir anda kendi iradem dışında gelişen bir durumun içine düşüvermiştim. Gafil avlanmıştım. Sanki hayatım olağan seyrinde devam ederken birdenbire tuzağa düşmüştüm. Size ve kendime karşı dürüst olacağıma dair söz verdim. Bu yüzden tekrar ediyorum. Böyle tehlikeli bir girişimde bulunmamın tek sebebi sadece yardım etmek istememdi. Bundan başka bir sebep, kişisel bir duygu, bir arzu yoktu içimde. O gece o odada neler olduğunu anlatamayacağım için beni bağışlayın. Ben o gecenin bir anını bile unutmadım ve asla unutmayacağım. Çünkü o gece bir başka insanın hayatı için savaştım. Tekrar ediyorum. Bu bir ölüm kalım savaşıydı. Benliğinin yarısını çoktan yitirmiş olan bu yabancının, ölümün kıyısında olmasına rağmen son şansını büyük bir tutkuyla sıkıca tutunduğunu ruhumun her zerresinde açıkça hissediyordum. Kıyısında, dipsiz bucaksız bir uçurum olduğunu hisseden biri gibi sıkıca kenetlenmişti bana. Bense içimde var olan her şeyi toplayıp tüm gücümle onu kurtarmaya çalışıyordum. İnsan böyle bir anı herhalde hayatında bir kez yaşar. Böyle bir şey milyonda bir insanın başına gelir. Ve bunu ancak o bir kişi anlayabilir. Fakat eğer o korkunç rastlantı olmasaydı, her şeyini kaybetmiş bir adamın nasıl bir tutkuyla, nasıl bir çaresizlikle ve bitmek bilmeyen bir hırsla hayatın her kızıl damlasını emmeye devam edeceğini asla tahmin edemezdim. Hepimize bir kar tanesi olsun mu? Tekrar ediyorum, bu bir ölüm kalım savaşıydı. Benliğinin yarısını çoktan yitirmiş bu yabancının ölümün kıyısında olmasına rağmen son şansına büyük bir tutkuyla sıkıca tutunduğunu ruhumun her zerresinde açıkça hissediyordum.
kıyısında dipsiz bucaksız bir uçurum olduğunu hisseden biri gibi. Sıkıca kenetlenmişti bana. Bense içimde var olan her şeyi toplayıp tüm gücümle onu kurtarmaya çalışıyordum. İnsan böyle bir anı belki de hayatında bir kez yaşar. Böyle bir şey milyonda bir insanın başına gelir. Ve bunu ancak o bir kişi anlayabilir.